Merhaba fotoğraf dostları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yeni bir göz terbiyesi fotoğraf okuma seansında kanalımızın değerli üyelerinden Hasan Can İzgiş arkadaşımızın ekrandaki fotoğrafını değerlendireceğiz. Hadi buyurun. Fotoğrafta kadim bir kültüre sahip Anadolu'nun birçok şehrinde görebileceğimiz bir eski mahalle görüyoruz. Dar bir sokak, bu dar sokağın iki tarafında sıralanmış cumbalı iki katlı eski evler var. Restore edilmemiş olanlar kerpiç sıva ile sıvanmış. Ahşap ve kerpiç sıvanın o muntazam olmayan ama yüksek estetiğe sahip dokusunu rahatlıkla görebiliyoruz. Sokak ileride hafif sola doğru kıvrılıyor. Bu kıvrımın olduğu yerde bir araç var. Aracın hemen arkasında bir avlu olduğunu ağaçtan anlıyoruz ki buranın bir cami avlusu olduğunu da minareden anlayabiliyoruz. Fotoğrafta ayrıca bir aydınlatma lambası ve elektrik direğinin bir parçasını görüyoruz. Fotoğraf eski Anadolu mahallelerinin dokusunu ortaya çıkaran bir yerde çekilmiş. Giderek azalsa da bu dokuyu birçok Anadolu kentimizde görebilmek mümkün. Restorasyona karşı olmamakla birlikte özensiz restore edilmiş haliyle orijinal dokunun tahrip edildiği birçok örnek de maalesef karşımıza çıkıyor. Benzerlerine sıkça rastlasak da mekan bu fotoğrafın ana konusunu oluşturuyor. Üstelik evlerin arasından cami minaresinin görünmesi mekanı daha fotoğrafik yapıyor. Bu pencereden baktığımızda mekan fotoğrafa değer katmış diyebiliriz. Ne zaman sorusu ile fotoğrafı iki açıdan sorguluyoruz. İlki kritik an yani zamanlama açısından değerlendirmek ki bu anlamda bir zamanlama fotoğrafı değil bu fotoğraf. İkincisi ise doğal ışığın zamanlaması ve dolayısıyla fotoğrafa ışığın etkisini sorgulamak. Bu pencereden baktığımızda gölgelerin sert ve keskin olduğunu, boylarının çok uzun olmadığını görüyoruz. Bu anlamda öğlen saatlerine yakın bir saatte fotoğrafın çekildiğini öngörebiliyoruz. Bu ışık cumbaların, tahta karkas ve kerpiç sıvaların bina girinti çıkıntılarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuş ki daha difüze bir ışıkta bunların ayrımına varmak çok daha zor olurdu. Işık sert olmasına karşın fotoğrafa değer katmış diyebiliriz. Fotoğraf kısık diyaframda çekilmiş. Bunu en yakındaki objeden en uzaktaki objeye kadar her şeyin net olmasından anlıyoruz. Kadraj içerisinde hareketli bir obje olmadığı için perde hızını kestirmek zor. Bununla birlikte az önce öğlen saatlerinde çekildiğini ve sert ışıkta çekildiğini tespit etmiştik ki bu nedenle perde hızının yüksek, ISO'nun ise düşük olduğunu tahmin etmek zor değil. Kompozisyon açısından baktığımızda perspektifin etkili kullanıldığını, ışık ve gölgeler yardımıyla üçüncü boyutun yani derinliğin iyi hissettirildiğini söyleyebiliriz. Cami minaresi tam simetri ekseninde başrolü oynarken diğer taraftan da kadrajda bir parça sıkışıklık hissi uyandırıyor. Orada bulunan araç mevcut doku ile bir kontrast yaratıyor. Fotoğrafta kontrast vurgusu fotoğrafçı arkadaşımızdan düşünüldü mü bilemem ama bence burada olmasa daha estetik olabilirdi diye düşünüyorum. Son olarak doğru pozlama yapılarak hem aydınlık hem de gölge bölgelerde yeterince detayın gösterildiğini söyleyerek bu bahsi kapatalım istiyorum. Geçmişin izini taşıyan şeyler genelde kıymetli olur. Bu bir parça eşya ise antika olarak değerlendirilir. Bu bir sanat eseri ise tarihi eser kimliği kazanır. Binalar, evler de tarihi sıfatını kazanarak manevi değerleri yükselir. Günümüzde özellikle turistik bir potansiyel içerdikleri için bu tür mahalleler koruma altına alınıyor ve restore ediliyor. Daha önce de söylediğim gibi restorasyon aslına uygun ve nitelikli yapılırsa sorun yok. Ama dokuyu bozacak şekilde yapılırsa doku onu kusuyor zaten. Her neyse bu tip mahalleler genelde gördüğümüz türden yerler değil. Bu nedenle fotoğrafçılara ilginç geliyor. Hepimiz çekiyoruz. Fotoğrafçı arkadaşımız da bu ilginç dokuyu, bu güzelliği bu nedenle fotoğraflamış diye düşünüyorum. Müzik
Cami minaresinin simetri ekseninde bir sıkışıklık hissi yarattığını düşünüyorum. Bununla birlikte olmasa fotoğraf daha sıradan hale gelirdi. Aynı şekilde o araç orada olmasa fotoğraf daha natürel olurdu. Ancak varlığı da bir anlamda eski yeni kontrastını vurguluyor. Bütün bu gelgitler arasında bir bütün olarak düşündüğümde ben bu fotoğrafı beğendim diyebiliyorum. Özellikle pozlamanın iyi kotarılmış olması ve dolayısıyla hem ışıkta hem de karanlıkta detayların iyi verilmiş olmasını, kompozisyon kurgusundaki özeni beğendiğim maddeler arasına sıralayabiliyorum. Bu fotoğrafla ilgili en büyük keşkem oradaki araç. Genel anlamda araçların fotoğrafta görünmesine karşı değilim. Mevcut dokuyu ifade eder. Vardır ve fotoğrafta görünebilirler. Ancak bu fotoğrafın özelinde eski bir dokunun içerisinde bu araç çok sırıtmış. Dolayısıyla ben olsam o aracın orada olmadığı bir kadrajı zorlardım diyorum. Evet arkadaşlar, Hasancan İzgiş arkadaşımızın fotoğrafını birlikte değerlendirdik. Kendisine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, fotoğraf hayatında başarılar diliyoruz. Siz de fotoğrafınızın değerlendirilmesini istiyorsanız katıl butonu ile üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.